Abi çatı çene çelik. Onu da çektim böyle. Sen biliyorsun değil mi? Onu da anlayın. Şöyle bak. Tamam. Ben biliyorum. Niye bekliyorum? Çekil. Beni bekliyoruz değil mi? Tamam kardeşim. Ne var? Şimdi sen köyde ne yapacaksın değil mi? Alışmıştır. E şimdi kanka da ne yapacaksın? Çünkü çok seviyor. Aynı soruyor ya. Ben sen benim kucağıma gelmiyordun. Baharın 5. ayda ekerik. Güz gelir 9. 8. ayda turşularımızı kurarık. Pancar, pezlik ekerik turşuluk için. Onların kök tekrar bir daha pancarlık, iki çeşit pancarımız var ekerik. Tekrar onun kökünde de gene turşu kurarık ektiğimiz zaman. Bugün de pancar turşusu kurduk. Pezlik pancar, becek. Becek turşusu kurduk. Önce tarladan toplarık, ayıtlarık. Tekrar onu yıkarık soğuk suyuna. Tekrar tencereye koruk. Kaynatırık, limon tuz atarık, tuz atarık. Tekrar pişirinde sonra tekrar soğuk suya kuruk, onu soğuturuk. Tekrar bir daha kaba alırık, teşte leğene alırık. Onu pul biberini, tuzunu, limon tuzlarını atarık. Ondan sonra bidona iade ederik. Tekrar çorak üstüne kuruk, onu da böyle bir ay, iki ay sonra turşu olur. İki ay, üç ay, bir sene olduğu zamanlar da oluyor. Tase 9. ayda kuruk, geri tekrar 5. 6. aya kadar yenir. Bizi el turşumuz daha güzel, becek turşumuz. Öbür domates turşular da kurarız. Bunlar daha güzel. Hazırlarda katkın var ama bunlar da yok. Yani buna güvenirsiniz. Güzel, katkınsız bunlar. Biz hiç ilaç falan koymak, gübre atmak, hayvansal gübreleri kullanırız. Bunu ben açırsan karışacağım, dur. Dur. Becek turşusu kuruyoruz, bahçemizde topladık. Bizim yaptığımız organik oluyor. Diğer turşulara benzemiyor çünkü onlarda katkı maddesi var. Biz bunu kendimiz üretiyoruz. Gübre falan kullanmıyoruz. Kendi üretimimiz olduğu için her şey tamamen organik, doğal. Odun ateşiyle pişiriyoruz. Saklama ömrü katkısı olmasına rağmen 8-10 ay rahatlıkla soğuk yerlerde kilerlerimiz var. Orada saklayabiliyoruz. Lezzeti de diğer hazır aldığımıza göre çok çok daha iyi. Çünkü organik. Herhangi bir katkı maddesi yoktur.